1 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan kabine toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda illerimiz risk bakımından 4 gruba ayrılmıştı. İlimiz açıklama yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu sınıflandırma göre orta risk grubunda yer aldı. Ve buna göre bazı kısıtlamalar yürürlükten kaldırıldı. Ve kontrollü normalleşme dönemi dediğimiz döneme geçtik. Bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi kurallara uyulup uyulmadığını ve sosyal hayatta vatandaşlarımızın tedbirlere uygun davranıp davranmadığını dinamik denetim süreci kapsamında yoğun olarak denetlenmesi. Bununla ilgili olarak da ilimizde o tarihten bu tarihe kadar dinamik denetim süreci yoğunlukla devam ediyor. Yaklaşık 7500 arkadaşımız dinamik denetim sürecinde görevli. Bu denetimden görevli arkadaşlarımız her gün düzenli denetimleri yapıp, izolasyon denetimi, iş yerleri denetimini yapıp İSTEM sistemine giriyorlar. Ve herhangi bir ihbar geldiği zaman da o sistem üzerinden bu arkadaşlarımız görevlendirme yapıyor ve ihbar üzerine hareket ediyorlar. Tabii ihbar konusu gelmişken şunu özellikle vatandaşlarımızdan istirham etmek istiyorum. Kurallara hepimiz uymakla yükümlüyüz. Çünkü toplum olarak birlikte yaşıyoruz. Bu hastalık, bu salgın birilerinden birilerine bulaşıyor. Dolayısıyla bazılarımız buna riayet edip bu kurallara, bazılarımız etmezse bu kurallara uyanlar da bundan etkileniyor. Dolayısıyla tedbirlere riayet etmek çok önemli. Bu anlamda tedbirlere riayet etmeyenleri, çevresindeki kişileri vatandaşlarımızın ihbar etmesi, haber vermesi çok önemli. Buna uymayan iş yerleri varsa, bu tedbirlere uymayan, hijyen kurallarına, temizlik, maske, mesafe kurallarına uymayan vatandaşlarımız varsa bunlar bu konuda uyarmaları lazım. İl Hıfzıssal Kurulu kararıyla bazı tedbirler uygulanıyor. Bu tedbirlere aykırı hareket ettiklerini düşündükleri kişileri Hayat Eves Ağır uygulaması üzerinden, HES uygulaması üzerinden ihbar ettikleri takdirde derhal oraya denetim ekiplerinde görevli arkadaşlarımız giriyorlar ve gerekli denetimi yaparak gerekirse yaptırım da uyguluyorlar. Bugün de dinamik denetim süreci kapsamında görevli arkadaşlarımızla birlikte Fahri Kayahan Caddesi'nde bulunan iş yerlerimizi, yeme içme yerlerimizi, kafeteryalarımızı denetliyoruz. Alınan tedbirleri yerinde görüyoruz. Şunu söyleyebilirim, esnafımız genellikle genel olarak tedbirlere uygun davranıyor, riayet ediyor. Bu konuda hassas çünkü biliyorlar ki eğer kurallara, tedbirlere riayet etmezlerse daha önce yaşadığımız sıkıntılar, yani iş yerlerimizin kapanması sorunuyla karşı karşıya kalacaklar. Buradan bu tedbirlere katkıda bulunan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte vatandaşlarımızın da tedbirlere, alınan tedbirlere harfiyen riayet etmeleri gerektiğini buradan söylemek istiyorum. Çünkü normal sosyal hayatta, caddelerde, sokaklarda gereksiz yere dolaşırsak, maskemizi takmazsak, konuşurken, karşımızdakiyle konuşurken maskemizi kullanmazsak, birilerinin yanına gittiğimizde kapalı ortamlarda sosyal mesafeyi gözetmeden ve maske takmadan bir araya gelirsek bu hastalığın bulaşımı kolaylaşıyor. Nitekim tedbirlere gerekli şekilde riayet edilmemesi nedeniyle ilimizde son zamanlarda vaka sayıları ciddi şekilde artışa geçti. Daha önce açıklanan risk haritasında ilimizde ortalama 100 bin nüfus başına 53 rakamı varken bu 92'ye çıktı ve halen bu rakam tırmanışta. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde alınabilecek tedbirler kapsamında ilimizdeki kısıtlamaların artması ihtimali var. Dolayısıyla daha önce yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak için, esnafımızın kapalı kalmaması için, çocuklarımızın okula devam etmesi için bu vaka sayısını azaltmamız lazım. Bunu ancak vatandaşlarımızın katkısıyla yapabiliriz. Lütfen değerli vatandaşlarımız, sizden istirham ediyoruz. Bu aile ziyaretlerine, ev ziyaretlerine, toplu olarak bir araya gelmelere, kapalı ortamda sohbet etmelere son verelim. Taziye ziyaretlerine son verelim. Çünkü biz tedbirli davranmazsak bunun acısını, bunun üzüntüsünü hep birlikte çekeriz. Arzu etmiyoruz ki hastanelerimizde hasta sayımız artsın. Ancak vaka sayısındaki artışla birlikte hastanelerimizdeki hasta sayısında da kıpırdanma olduğunu görüyoruz. Yoğun bakım sayımız, entübe hasta sayımız artmaya başladı. Eylül ayında, Kasım ayında yaşadığımız sıkıntıları yaşamayalım. Bu sıkıntıları yaşarsak üzülecek çok insan olacak. Buradan tekrar istirham ediyorum. Bu kurallara harfiyen riayet edelim. Sosyal temasımızı mümkün oldukça azaltalım. Ve vaka sayısının azaltmasına tüm vatandaşlarımız, Malatyalılar katkıda bulunsunlar. Buradan rica ediyorum kendilerinden. Lütfen dikkat diyorum.